Evet, teknoloji gelişim bölgelerinde kurgulanabilir organizasyon yapılır. Şimdiki konumuz bu. Şu ana kadar vergisel avantajlar ve destekler, network, kamusal destekler, bir proje nasıl hazırlanır, yurt dışına açılmak, kongre ve fuarlar konularını işledik. Şimdi sırada organizasyon yapısı konusunda incelemeler yapacağız. Konuyu işte genel bir bakış açısıyla ele alacağız. Sonra mevzuatsal boyutuna bakacağız. Sonra öğrenciler ve erken aşama girişimciler açısından bakacağız. Akademisyenler, gerçek kişiler, tüzel kişiler bu boyutlarla inceledikten sonra bu işin bir de yargısal boyutuna bakacağız. İçtihat incelemesiyle ve kaynakçalarını sizlere sunacağız. Öncelikle teknoloji gelişim bölgelerinin avantajları çok fazla olan organizasyonlardır. Bu avantajlardan maksimum yararlanmak için her açıdan değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Değerlendirme yapılması gereken en önemli konulardan biri de organizasyon yapısıdır. Değişik türde kişi veya kurumların yapılarına ve bütçelerine göre organizasyon kurmaları beklenmektedir. Tabii ki kurulan organizasyon 602 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurgulanacaktır. Ancak bizim burada bahsettiğimiz konu kimlerden oluşacağı, bütçeye göre bunun nasıl planlanacağı veya nasıl bir büyüme yolu çizileceği konusudur. Bir öğrencinin bakışı ile büyük bir Ar-Ge ve tasarım merkezi olan bir holdingin bakış açısı aynı değildir. Birinin daha şirket kurmaya bütçesi yokken, diğeri çok büyük bütçelerle geleceğe ciddi yatırımlar yapmak zihniyetindedir. Olayın şimdi de mevzuatsal boyutuna bakıyoruz. Üç tabii ana konumuz var, ana mevzuatımız var. Tabii ki çok çeşitli mevzuatlar var ama bunlar en başlıcaları. Biri 4690 sayılı Teknoloji Gelişim Bölgeleri Kanunu, diğeri 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu. Bu iki kanun kapsamında konuyu irdeleyeceğiz. Şimdi öncelikle tabii konuya baktığımızda kabataslak 4691 sayılı Teknoloji Gelişim Bölgeleri Kanunu'na göre girişimciler yararlanıcı, gerçek ve tüzel kişilere girişimci denilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilmektedir. 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu da gerçek ve tüzel kişileri tanımlamakta, bunları açıklamaktadır. İşte gerçek kişi, şahıs işletmelerinden bahsedilmektedir gerçek kişilerde. Tüzel kişiliklerde de anonim şirket ve limited şirket gibi şirketlerden bahsedilmektedir. Şimdi bu konuyu biraz daha irdeleyelim. 4691 sayılı Teknoloji Gelişim Bölgeleri Kanunu'na göre girişimci, bölgedeki hizmet imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Kuluçka merkezi, inkübatör, çünkü bunu çok kullanıyoruz bu tabirleri. Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği gibi destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılardır. Şu bölge dışı ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Bu Şubat ayından itibaren yeni kanun değişikliğiyle beraber yürürlüğe girdi. Artık teknoloji geliştirme bölgesinin dışında kuluçka merkezleri açılabilmektedir. Bu konularda çalışmalar yapılabilir. Kuluçka girişimcisi özellikle ilk 3 yıl şirket seviyesi olan veya şirketini yeni kurmuş olan bu firmalar daha çok hissediliyor, burada bahsediyor. Kuluçka merkezinde yer alan Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan nitelikleri bu ve bu merkezlerde bulunabilecekleri süre bakanlıkça yönetmelikle belirlenen erken aşama girişimcilerdir bunlar. Diğeri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamındaki gerçek kişiler. Şimdi tabii gerçek tüzel, gerçek tüzel, gerçek tüzel nedir gerçek kişiler? Gerçek kişiler tabii Medeni Kanunu'nda bir şahsın yapabilecek olduğu faaliyetler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, koşullar gibi tabirleri çiziyor. İşte bu kişi bu kanunun bu ilgili maddelerine istinaden borç yükümlülüklerinin altına girebiliyor, imzalar atabiliyor, sözleşmeler imzalayabiliyor. Ne bunlar? Hak ehliyeti. Her insan hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Fiil ehliyeti de fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Koşulları ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. İşte bunun malum alt bazı koşulları var. İşte akıl bari olmak falan diye, akıl sağlığının yerinde olması gibi farklı mevzuatlar giriyor işin içerisine. Evet, tüzel kişilik nedir aynı kanuna göre? Burada iki tür şirketten bahsediyor. Bir tanesi şahıs şirketi. Tabi burada gerçek kişideki şahıs şirketleri karıştırılmasın. Tüzel kişilikteki bu şahıs şirketleri sorumluluk bağında konuyu değerlendiriyor. Yani kolektif ve komandit şirketlerde mesela ortaklar şahsen bütün mal varlıklarıyla sorumlu. Ama anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde bu sermaye şirketine koymuş olduğu pay kadar sorumluluk altında.
Burada bir ayrım söz konusu. Evet, şimdi olayı öğrenci ve erken aşama girişimciler, akademisyenler, gerçek kişiler, tüzel kişiler şu dört kavram içerisinde daha da irdeleyelim. Öğrenciler ve erken aşama girişimciler, burada bahsedilen ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktor öğrencisi veya bu seviyelerdeki öğrenciliklere istekli olan kişilerden bahsedilmektedir. Bu kişiler hayata ya yeni atılmakta veya hayatında bazı şeylerin değişmesini isteyen ileri yaş grubundadır. Teknopark'ta kuluçka seviyesindeki çalışmalara başlamaları beklenir. İşte ilk 3 yıl daha çok bu hitap eden kesim. Bunlar böyle ilk 3 yıl demiyor ama öngörülen bunlar. Şimdi öğrenci ve erken aşama girişimciler, bunların süreci kabataslak tabii farklı süreçler yaşanabilir ama süreci daha çok bu şekillerde oluşmakta. Bu öğrenci ve erken aşama girişimciler ilk geldiklerinde, ilk tanışma evrelerinde bölgeye gelerek tesis ve yönetici şirket yetkilileriyle tanışmalar yaşanır. Yani bölge tanımlar nedir, ne değildir, nasıl bu bölgede olunur, bu konuda bilgilendirmeler yaşanır. Daha sonra girişimci sıfatıyla gelen bu kişi kuluçka merkezine giriş yapar. Bu da büyük ihtimal proje pazarı veya spesifik kendi proje başvurusuyla bölgeye kabulü gerçekleşebilir. Projeleri ona göre değerlendirme sonucunda uygun görülenler bölgeye girebilir. Süreç işledikçe bu girişimci projesine başlama artık yaklaşık 6 aylık süre içerisinde projesini olgunlaştırması beklenir. Bu 6 ay içerisinde projesini çalışır. Bu süreçte tabii bir sonraki aşama olan süreç de başlar. Yani bölge içinde network kurma, işte bu networkler sayesinde bazı hareketler, hamleler yapılabilir. Yatay veya dikey büyüme çalışmaları yapması beklenir kuluçka seviyesinde. Bunlar hep gördüğümüz şeyler. Nedir yatay? İşte diyelim ki yaptığı çalışmaya, diyelim ki elektronik mühendisi kendisi arkadaşımız bir makine üretilecek. Makine mühendisinden başka bir arkadaşla birleşip beraber ortak çalışmalar yapabilirler. Ama hala ortada şirket yok. Daha böyle spesifik çalışmalar var. Ön kuluçka seviyesinden daha çok bahsediyoruz burada. Dikeyde de bunu satabilecek olduğu kişilerle bağlantıya geçebilir. Tedarik edebilecek kişilerle bağlantıya geçebilir. Bu seviyelerdeki durumlar. Ve bir müddet sonra tabii artık projesi olgunlaşıyor. Artık bu projesini faaliyete geçirmek istiyor. Şirketleşmek istiyor. Farklı bir faaliyete dönüşmek istiyor ama bakıyor, tabii önemli bir karar vermiş süreci bu süreç. Bütçe bulamıyor. Projesinin bütçesini, durumunu uygun bulamadığı için ya ortaklık alıyor onun aldığı ortağın bütçesinden yararlanmak için veya büyük bir burada beklenen işte özellikle Arge merkezi, Arge ve Tasarım Merkezleri bu büyük Arge ve Tasarım Merkezleri'nin himayesini gerektiren onların çalışanı oluyor projesiyle beraber. Buradan yürümeye çalışıyor. Veya diyelim ki TÜBİTAK, KOSGEB veya farklı özel kuruluşlardan finansal destek aldı, yeterli finansal kaynaklara ulaştıysa projesini kendisinin büyütmesi bekleniyor. Artık o CEO yolunda adımlar atmaya başlıyor startup olarak. Bu da bir seçenek, bu da bir seçenek. Evet, diğer bir dikkat edilecek hususta akademisyenler açısından değerlendirilmesi. Burada bahsedilenler 2009-14 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamındaki öğretim elemanlarıdır. Teknopark'ta bilimsel çalışmalarını ticarileştirmek için bulunurlar. Düzenli maddi gelirlerinin olması sebebiyle temel masrafları karşılayabilecek bir bütçeleri söz konusudur. Özellikle fakültelerde ve yüksek okullarda çalışanlar için öğrencilerine istihdam kapıları açabilme imkanları vardır. İleriye dönük ortak planlamalarda yapabilirler bu akademisyenler kendi arasında veya farklı tarzlarda. Şimdi akademisyenlerin tabii farklı şekillerde bağlantılar kurup farklı yapılar oluşturmaları mümkündür. Akademisyenlerin özellikle öğrenciyle beraber bölgede olmaları beklenmektedir. Özellikle 4695 sayılı yasada çizgileri çizilen bilimsel çalışmalarını ticarileştirme faaliyeti kapsamında öğrencilerinin tezleri üzerinden yürümeleri beklenmektedir. Yani böyle bir beklenti var ama illa böyle bir şey olacak diye bir şart yok tabii ki. Geliştikçe organizasyona mali müşavir, avukat veya spesifik uzmanlar eklenebilir. Şimdi akademisyenler burada ilk proje başvururken eğer konuya göre bir veya daha fazla akademisyen bir araya gelip beraber de proje yapabilir. Tek başına da girebilir. Bu arada o akademisyenin özellikle öğrencilerini de yanında getirmesi, onlarla beraber faaliyet yapması beklenir. Özellikle 8-12 kişilik çekirdek kadro oluşturabilir. Burada önemli olan şu, hep önerdiğimiz olay. Bu öğrencilerin eğer BİK başvurusu mesela 200 bin lira destek. Tabii çok zor 10 kişinin de alması ama diyelim ki 10 tanesi de BİK'e başvurdu. Diyelim ki aldı. Her şey muhteşem gitti. 10 tane 200 bin lira 2 milyon para demek. Düşünebiliyor musunuz? Akademisyen hocam 2 milyon bütçeyle 10 tane çalışanı sonuçta her biri bir projenin yöneticisi ama bunun başında akademisyeni ve akademisyen kendi bilimsel çalışmasını ticarileştiriyor.
Harika bir şey. Yani burada zaten istenen bu. Bunu yapmaya çalışmamız lazım. Tabii bu işin şirketleşme boyutu olacağı esnada, olmadan öncesinde TGB süreci başlamadan mali müşavirle görüşüp bunu anlatmak lazım. Yani nasıl ödemeler olacak, nasıl bir finansal kaynak süreci yaşanacak, nasıl bir ilişkiler kurulacak, bunları mali müşavirle oturup konuşmak lazım. Tabii iş büyüdükçe özellikle avukatlarla irtibata geçip özellikle sözleşme, yapılan her faaliyetin mutlaka sözleşmeye oturtulması lazım. Bugün iyi niyetle çok güzel ilişkiler kurulup yarın sorunlar yaşandığında farklı problemler yaşanabilir, mahkemelik süreçler yaşanabilir. O yüzden avukatla düzgün ciddi sözleşmeler yapılması lazım. Özellikle ticaret hukukuna hakim bir avukat olması tercih. Bunu kurgu yaparsak işte akademisyen, ilk başta eğer lazımsa ek bazı akademisyenlerle, özellikle öğrencisiyle ve mali müşavirle. Burada şöyle en kaba tabirle söyleyeyim, sanki ön kuruluş kadar. Şurada firmasını kurma aşamasına geldiği, ön kuruluşka, şey kuruluşka aşamasına geldiği, daha sonra şirket büyüdü, 3 yılı geçti, yavaş yavaş içerisinde avukat, uluslararası ticaret uzmanı, ticaretleşme birimi, fikrisini ayaklar birimi gibi daha büyük kuruluşlar girerekten artık 3 yılın sonundaki o büyük şirketlere dönüşmeye başladı. Yani böyle olacak diye bir şart yok ama beklenen süreç bu. Evet, diğer bu husus gerçek kişiler. 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu 1. kitap 1. kısmında 8. maddesine itibaren bahsedilen o gerçek kişiler, işte her insanın hak ehliyeti olması. Buna göre bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içinde bu hakları ve boşa eğil olmada eşitler ifade edilen kısım. Bu kısımlar esnadan gerçek şans olan kişiler. Şimdi bunlar da kuruluş seviyesinde olan ilk 3 yılında bunlar firmaların olması bekleniyor. Öğrenci ve akademisyenler de daha çok gözlemleniyor. Erken aşama girişimcilik faaliyetlerinde işler düzgün gitmediğinde geri hamle yapmanın daha basit olduğu bir tacir sıfatıdır. Şirketin kapatılması tüzel kişi tacirlere göre daha az maliyetlidir. Çünkü anonim şirket, limited şirketin kapatılması bazı süreçler istiyor. Sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Burada gerçek kişi firma kapatması da basit. Yani bir noterle işlerini çok basit bir şekilde kapatır. Şimdi tabii burada girişimci bölgeye geldiğinde farklı bağlantılar kurabilir. Özellikle girişimci akademisyenle bağlantı kurabilir. Daha sonra öğrenciyi de kataraktan farklı bağlantılar olabilir. Burada girişimci şey amacındadır. Üniversitede Ar-Ge yapmak isteğindedir. O yüzden zaten üniversite Teknopark'a gelmiştir. Bu esnada işte özellikle akademisyenlerden şirket kurmaktan kaçınanlar özellikle kendini denemek isteyen kişiler daha çok böyle girişimcilerle beraber ortak çalışmalar yapmaya çalışırlar. Böyle bir izlenim vardır. Bu işin içerisinde tabii öğrenciler de girer. Özellikle mesela bazen öğrenciler tek başına girişimci de olabilir. Yeni mezundur, fikirleri vardır. Hayata atılmak, kendini kanıtlamak gibi düşünceleri vardır. Kendileri firma kurmaya çalışır. Böyle girişimcilerimiz de var. Böyle veya bunların ortak beraber ortak çalışmaları da söz konusu. Değişik organizasyonlar söz konusu. Bakın burada bir girişimci mutlaka burada da şimdi o deminki süreci işletelim. Mesela girişimci önce ön kuruluşa geldi, ufak çalışmalar yaptı. Şirket kurmaya karar verdi. Mali müşavirle oturdu, konuştu. Daha sonra bu esnada projesini büyütmek istediği akademisyenlerle bağlantı kurdu, öğrencilerle bağlantı kurdu. Tabii bu süreci ön kuruluşkada da yaşayabilir. Mali müşavirle daha sonra da tanışabilir. Mali müşavir şirket kurmaya karar verdikten sonra konuşulması gereken ilk kişi kurmadan önce. Daha sonra girişimci yavaş yavaş büyüdü, firmasını kurdu. İlk üçü artık projesini ciddi ciddi ilerletti. Büyüdükçe tabii finansal gücü de arttı. İşin içerisine avukatlar, uluslararası ticaret uzmanları, ticaretleşme birimi, fikrisini ayaklar birimi gibi birimler de katabilir. Tabii illa üçünün sonunda değil, üçünün içerisinde de yapabilir ama hani daha çok gözlemlenen süreçlerden bahsediyoruz biz. Diğer boyut tüzel kişilik, artık kurumsal şirketlerden bahsediyoruz. Bu da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kısmındaki 47. maddesine göre başlı başına bir varlık olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları kendileriyle ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. Amacı hukuka veya ahlaka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamazlar. Tabii ki burada iyi niyet çok önemli. Mevzuatlarda hep geçen. Şimdi bölgede şube açan veya merkezini bölgeye kaydıran kurumsal firmalardan bahsedilmektedir burada. Ar-Ge ve tasarım merkezi olmayan firmaların bölgede Ar-Ge ve tasarım faaliyeti yapması beklenir. Veya Ar-Ge ve tasarım merkezi olan firmalar için ise ek yeni projenin bölgede yönetmesi beklenir. Şimdi Ar-Ge ve tasarım merkezi olan firmalar 5746 sayılı Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle alakalı mevzuat kapsamında iş yapıyorlar. Ama 4691 daha avantajlı. 4691'in avantajlarından yararlanmak için bölgeye gelip burada şube açmak veya burada bir Ar-Ge projesi yönetmek, Ar-Ge ve tasarım projesi yönetmek isteyebilirler. Şimdi burada 4 ana tabir var bence olması gereken. Özellikle büyük firmalar çünkü böyle Ar-Ge birimlerini yönetmede sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Geçmişte gördük.
Bu yüzden mutlaka buraya bir Ar-Ge ve tasarım müdürü atanması lazım. Bu kişi buradaki teknoloji geliştirme bölgesindeki koordinasyonu sağlaması lazım. İdari konuları ve koordinasyonu sağlayarak işlerini düzgün bir şekilde kurgulaması lazım. Tabii bu çalışma içerisinde akademisyenler, çalışanlar, çünkü teşvik kapsamında faaliyetler yapılıyor. Çalışanların avantajları var. Stajyerler bakanlık teşvik kapsamında kullanılabiliyor. Stajyer desteği var şu an. Şubat ayından itibaren yeni mevzuata göre. Ve akademisyenler. Akademisyenler tabii ki sonuçta Ar-Ge yapılıyor. Ama bölgedeki akademisyenleri mutlaka kullanmak lazım. Bu büyük şirketler için. Bu akademisyenler özellikle bilimsel çalışmalarını uygulaması için bir alan oluşturur. Burada tabii akademisyen daha çok şirket kurmaktan kaçınıyor. Ama bu büyük firmanın çatısı altında çalışmak istiyor. Bu tarz bir düşüncesi olanlar için geçerli. Tabii ilerleyen süreçte şirket kurmaya da karar verebilir. Büyük kurumsallaşmış firma, Ar-Ge Tasarım Müdürlüğü bölgesi kuşun teknoloji geliştirme bölgesindeki unsurlar. Burada akademisyen, çalışanlar, stajyerlerle beraber bu grup proje yönetiyor. Evet. Evet, olayın bir de yargısal boyutunu inceleyelim. Evet, tabii dikkat ederseniz teknoloji geliştirme bölgesinde sık sık fikri sınavı mülkiyet hakkıyla ilgili mevzuatlara bakıyoruz. Olaylara bakıyoruz. Çünkü sonuçta burada bir proje var ve projenin sonucunda bir fikri sınavı mülkiyet hakkı çıkıyor. Bu çıkan hak konusunda hep mahkemelik sorunlar yaşanmıştı. O yüzden diyorum yaptığımız her faaliyeti mutlaka bir sözleşmeye oturtmak gerekiyor. Paylaşımlar açısından, farklı konular açısından. Burada da işte şu an önümüzdeki incelediğimiz kararda da devlet kuruluşu bir taşeron firmaya bir iş yaptırmak için ihaleyle iş veriyor. Firma bu esnada kamu kuruluşunun bu tabirlerini alıyor, markalaştırmaya çalışıyor. Bu markalaştırmadan farklı markalar çıkarıyor. Kamu kuruluşu hop diyor ki bu benim kullandığım teknik terim, sen bunu markalaştıramazsın. Sen şu an benim ismimi kullanaraktan benim üzerimden para kazanmaya çalışıyorsun deyip mahkemeye veriyor. Derken süreç yaşanıyor. Mahkeme diyor ki tamam, senin kullandığın teknik terimi marka olarak kullanması uygun değil, onu iptal ediyorum. Ama ilerleyen süreçte kurmuş olduğu yeni markasını da o kamu kuruluşu engellemek istiyor. Onu diyor ki hayır, o sonuçta bu yaptığı faaliyetle alakalı, kendisine ait bu hükümsüzlük talebini red veriyor. Bunu tabii inceleyelim. Daha da ayrıntıya girelim. Ankara Fikri Sınai Haklar, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacı kurumun elektronik haberleşme sektörünü düzenlemek, denetlemek ve gereken ve ilgili uygulamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özellikle sahip bir kuruluş olduğu, dava konusu mobil cihaz kayıt sisteminin kısaltması olan MCKS ibaresini mevzuat ve faaliyetlerinde 2005 yılından itibaren kullandı. Bu kullanımın ticari veya markasal bir kullanım olmadı. Bu nedenle uyuşmazlığın 556 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 7/1G maddesi kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği, Oratek şirketiyle davacı kurumun alt birimi olan TİP arasında ilk sözleşmenin 12 Mayıs 2008 tarihinde imzalandı. 3 Haziran 2008 tarihinde MCKS ibaresinin marka olarak tescili için başvuruda bulunulduğu, buna göre MCKS ibaresinin tescilinin kurumun bilinirliğinden haksız yararlanma amacıyla kötü niyetli yapıldığı, 5 yıllık zaman aşımı süresinin işleyemeyeceği, davalı markasının tescili kapsamındaki hizmetlerin davacı kurum tarafından sunulan hizmetlerle ilişkili olduğu, davalı markasıyla sunulacak hizmetlerden yararlanacakların hizmetlerin kaynağının davacı kurum olduğu yönünde ciddi yanılgı yaşayacağı, bu durumun davalı yararına haksız kazancı sebebiyet vereceği, Paris Sözleşmesi'nin mükerrer 2.6 maddesi kapsamına giren işaretlerin yetkili mercilerden izin almaksızın marka olarak tescil edilemeyeceği, MCKS ibaresinin davalı adına marka olarak tescil ettirmesinin 556 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 7/1G maddesine aykırı olduğu, ancak davalı adına tescilde 2009/7109 sayılı Mayer ibaresinin söz konusu sistem ve kısaltmalarıyla doğrudan bağlantısının bulunmadığı ve davacı kurumun Mayer ibaresini doğrudan ya da dolaylı olarak kullandığını gösterir bir belge ya da düzenlemenin de olmadığı gerekçesini davanın kısmen kabulüyle davalı şirket adına tescilli 2008/33407 sayılı MCKS ibareli markanın tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne, yani bu markayı iptaline ve sicilden terkine, sicilden düşünmesine, ama Mayer ibaresi olan 2009/7109 sayılı marka ile ilişkin hükümsüzlük talebinin reddine, bu marka aynen kullanılabilir kararı verilmiştir. Yargıtay bunu onamış. Evet. Şu an tüm olayları inceledik. Kaynakçalarıyla beraber konuları gördünüz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.